İkinci husus, grup başkan vekilleri meselesinde genel başkanın hani böyle tavrı açısından şunu söyleyeyim. Onun orada ilk önce kararı genel başkan seçim olarak verdi. Grup yarışsın çıksın. Sonra yeni seçilen arkadaşlarımızın hemen hepsi genel başkanımıza ya biz grubu tanımıyoruz, büyüklerimiz yarışıyor. Bizi arıyorlar, o istiyorlar. Böyle bir gündem bir de hani böyle tabir yerindeyse şey görüntüsü de hoş olmuyor. Doğal sonucu herkes arayıp birbirinden o isteyecek yani olsun, yarış yaparsa. Olsun ne olacak? 9, kim ikna ederse ya bu seçim. Şöyle bir hissiyat var o gün. Kim ikna ederse de cenaze evinde düğün koşmaya çalışıyorlar gibi bir şey çıkıyor ortaya. Yani biz seçimi kaybetmişiz, üzgünüz. Hemen içeride bir yarış falan. Siz buna bir çare bulun dendi ve genel başkana çok sayıda bu yönde talep gitti. Onun üzerine geçmişte de geleneksel olarak da ilk dönem genel başkanlar belirliyor. Grup birbirini tanıyınca ikinci dönem seçim oluyor. Biz gruba da 2 yıl sonranın bütün kademelerde seçim taahhüdünü de verdik. Buradan da kayıt altında da söyleyelim. Yani grup birbirini tanımazken ben de ilk grup başkan vekili olduğumda grup birbirini tanımıyor diye işte iki arkadaş devam edecek. Üçüncüye Özgür Özel'i öneriyoruz demişlerdi ama sonra 7 Haziran'da öyle 1 Kasım'a kadar 1 Kasım'da da seçim yaptık. Orada da seçimden çıktım sonra da seçimlerle geldi falan. Hani o noktadaki şeyimiz bu. Devamında şimdi herkes değişiyor. Kemal Bey değişmedikten sonra falan. Yani şimdi bugün... Hayır, Tayyip Erdoğan'ı böyle eleştiriyorsunuz. Hayır, şöyle. Yani X bakanına deniliyor ki mesela Tayyip Erdoğan orada talimat verdikçe o bakan o olsa ne fark eder bunu... Şöyle söyleyeyim ama kongreyi iptal etmiş değiliz. Bir kongremiz var ve kurultayda genel başkan aday olmazsa başka bir şey aday olursa da delege karar verecek kimin partiyi yöneteceğine. Delege dönüp de bir karar verdikten sonra ona kim ne diyecek biz ne diyeceğiz. Ama benim bugün genel başkan değiştirme durumumuz yok. Hayır onu kastetmiyorum. Ha. Yani MYK... tamam doğru söylüyorsunuz. Kemal, yani Kemal Bey, ne yapacaksın? MYK... Kemal Bey İpeki Özbey'e ya, Deniz, şöyle demiş. Deniz Bey şöyle söyleyeyim. Doğru da ne yapacaksın? MYK üye, şimdi seçim olmuş. MYK üyeleri istifa etmiş. Yerine yenisini atamasan olmaz. Parti MYK'sız ama kalamaz. İşte Faik Bey'i, Bülent Bey'i falan tekrar atamış mesela. Ay işte birçok yani arkadaşımız... Ben şunu anlamaya çalışıyorum. Kıstas nedir? Yani, ya onu ya şöyle bu partiyi kurultaya götürecek bir MYK atıyor. Kıstas budur. Yani şöyle demiş İpek Özbey'e. İpek Özbey demiş ki... ne şey yapıyorsunuz yani neyi dikkate aldınız? O da işte toplumda değişim talebi vardı. Bu talebi dikkate aldım. Şimdi değişti mi CHP? Şöyle bir şey. Şimdi şunu söyleyeyim. Genel başkan bir şey yapacak. Şimdi bir tanesi şu. Şey seçim bitti. Olağanüstü kongreye gidebiliriz. 45 gün sonra kongre var. Bu kararı aldı diyelim ki alır. Direkt şu soruyu sorulacak veya belki de siz toplumdaki merak edilen şeyleri soruyorsunuz bana haklı olarak bir gazeteci olarak. Şu sorulacak. Ya o delege defalarca Kemal Bey'i seçti. İşte şu kadarı şöyle delege, bu kadarı böyle delege. Bu delege eskidi, yorulduk, şu oldu, bu oldu. Bu delegeyle mi kendini seçtirecek? Yani diğer yolu da olan kongre ama onu bir yıllık bir takvime yaymak mümkünken onu mümkün olan en kısa sürede yapıyor. Ve delege de yenileniyor. Yani bu sonuçları bilen, gören, belki de kızan üyeler yeni bir delege yapacak kendi iradesini temsil edecek. O delege de gelecek hepsini birden baştan seçecek. Yani genel başkanı da MYK'yı da PM'yi de ve çarşaf listeyle yapıyoruz seçimleri. Ve o delegeler mahalleden başarak seçecek. Bundan daha bunu değil de öbürünü yapsan olmaz. Ama genel başkan hani ne yapsın? Yani şunu şu açıdan söylüyorum. Yani... Ya eski delegeyle seçim en azından, yapmak da çok eleştirilir. En azından şunu yapabilir. Yani siz elde de bir PM var, atamayı da oradan yapması şöyle, lazım. Şöyle, siz en çok halkın içinde olan siyasetçilerden birisiniz. Bize yansıyan size de yansıyordur değil mi? Yani ben sokakta yürüyorum, en az günde 50 kişi yolumu çevirip, ya ne oldu böyle, niye yine kaybettik, işte ne olacak bu memleketin hali falan gibi sorularla... O tür sorulara maruz kalıyorsunuzdur değil mi? Yani şu anda kalmaz Kemal mısın? Kılıçdaroğlu'na oy vermiş 25,5 milyon insanın ruh halini en az bizim kadar siz de sokakta görüyorsunuz. Bilmez miyiz tabii. Hele hele belki yeni seçilmiş bir milletvekili arkadaşı Ankara'da değil ama ben bir de Ankara'da Çankaya'da partinin hem çok oy aldığı hem seçmeninin çok bilinçli olduğu bir yerde sonuçta sokaktayız saklanmıyoruz gizlenmiyoruz. Ben bir de şey de sevmiyorum yani. Ben televizyonlara da çıkıyorum, şey de yapıyorum. Bana diyorlar ki, ya bugünlerde görünmesen iyi falan diye.
Esas bugünleri görmemiz lazım. Yani şöyle bir şey var. Bugünlerde göreceğiz. Tabii. Sorumluluğu alacağız. Hesabı vereceğiz. Benim korumam yok biliyorsunuz. Ben ekmek almaya kendim giderim Manisa'da. Yani bana Manisa'da en çok üzüldüğüm şey şu. Hoş geldiniz diyorlar. Ya diyorum ben burada yaşıyorum. Veya diyor ki ya nasıl yaptınız bunu? Diyorum ki normali bu yani. Biz Ankara'da da misafirhanede kalıyorum. Her işimi kendim yaparım. Şey dışında yani resmi görevler, kravatla olmadığımız zamanlarda makam arabası falan kullanmayız. Normal mesela işte Farabi'deki şeydeki Cinnat'taki taksicilerin hepsi beni tanır. Bir yere gideceksek taksiyle gideriz, geliriz çoğunlukla. Herkesin içindeyiz. Bugünlerde de içindeyiz. Yoksa bu programa katılmayıp bu sorulardan kaçmak mümkün. Sokaktaki herkesin duygusunu anlamaya çalışıyorum ve hep söylediğimiz şey var. Ben MYK'ya da katılıyoruz doğal üye olarak. Hem MYK hem PMY'ye. Benim görevim sahadakini, ben bütün Türkiye'de 81 ili gezen 200'ün üzerinde, yani bu seçimde o kadar olmadı ama yerel seçimde 247 ilçede aday tanıttım ben. Ne görüyorsam, ne duyuyorsam Ardahan'dan Edirne'ye kadar veya işte şeyden Ardahan'ın, Iğdır'ın aralığından öbür tarafta Muğla'ya kadar hepsini gelip anlatmam lazım. Ve onu görüyorum. Ölçümlüyoruz, görüyoruz, tahlil ediyoruz. Doğrusu da bu. Hatamızı, sevap. Biz bir de şunu da söyleyeyim çok net. Biz bu seçimde %48 aldık. 100 üzerinden 48 aldık kaldık. Ama bazılar işlerimizi aslında 60, 70, 80 alacak kadar iyi yaptık. Bazı işleri 30, 20 alacak kadar hani sınavdan. Ortalamasında 48 aldık. Neyi doğru yaptıysak devam etmeli parti. Neyi yanlış yaptıysak derhal terk etmeli. Evet. Bu hesaplaşma, bu analiz çok önemli. Ama bunun siyasi partiler açısından en hızlı ve en doğru yapılacağı yer ilçe kongreleri, il kongreleri ve olağan genel kuruludur. Olağanüstü genel kurul mahalleyi, ilçeyi, ili bypass ederek ve eski delegeyle ve daha önce Kemal Bey'i seçtiği için de çok böyle hani şu anda olduğunda ya işte kendini seçtirecek delegeyi bulmuş oradan yapıyor tarzında eleştiriler doldurdu. Bence hani bu açıdan yapılabilecek en doğru yöntem. Önümüzde 5 yılımız var demiyoruz işte bu kadar kısa bir vadede. Hatta şey oldu yazı geçirseydiniz yazın mahalle seçimi yapmak zor olur tatile gider şey falan. Ama sonuçta evet. Şey yani bu ertelenemez. Şimdi